Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Artık canlıların oluşumu ve evrim konusuna geçtik. Bu konudan sonra canlıların sınıflandırılmasını işleyeceğiz. Ben aslında evrim konusunu daha sonralardan anlatmayı düşünüyordum ama Campbell'a baktığım zaman ilk önce evrimi vermiş, evrimle türlerin kökeni konusunu yani canlıların sınıflandırması dediğimiz konuyu bağdaştırmış arkadaşlar. O yüzden ben de canlıların oluşumu ve evrim diyeceğim. Daha sonra canlıların sınıflandırılmasına geçeceğiz. Sonrasında arkadaşlar hangi konumuz geliyordu? Bir önceki videolarda ben söylemiştim hangi konu sırasıyla geldiğini. Şu an unuttum ama canlıların sınıflandırmasından sonra yanlış hatırlamıyorsam sınıflandırmayı, zaten sınıflandırma söyledim tabii yanlış oldu. Bitkileri işleyeceğiz arkadaşlar. Bitkilerin işte özelliklerinden bahsedeceğiz. Daha sonra ekolojiye hala kararsızım. Acaba canlıların sınıflandırılmasından sonra mı işlesem? Büyük ihtimal öyle yapacağım arkadaşlar. Canlıların sınıflandırılmasından sonra ekolojiyi işleyeceğim. Bitkileri bitireceğim. Geriye sadece sistemler konusu kalacak. Sistemler zaten sorulara baktığımız zaman daha çok AYT tarzı sorular geliyor. ÖABT'de de arkadaşlar AYT tarzı sorular geliyor. O yüzden sistemler oldukça kolay bizim için ilerleyecek. Ve benim gerçekten en sevdiğim konu sistemler konusu arkadaşlar. O yüzden daha eğlenceli şekilde işleyeceğiz. Yine tekrardan hatırlatayım. Bir önceki videoda söylemiştim ama dedim ya konular bittikten sonra bir kitaptan soru çözümü yapacağız diye. Lütfen bana yorum olarak yazın arkadaşlar. Hangi yayını isterseniz o yayından alacağım. Ve denemeyi de işte soru bankasını da ona göre ayarlayacağım. Siz yazın. Dediğim gibi deneme ve soru bankası farklı yayınlar olursa bizim için daha iyi olur. Evet, gelelim şimdi canlıların oluşumu ve evrim. İlk önce arkadaşlar size canlıların oluşumu ile ilgili bazı teoriler var. Yani teori demeyelim de aslında hipotezler var. Bu hipotezler nelerdir? Nasıl ortaya çıkmış? Darwin'in görüşlerinden, Lamarck'ın görüşlerinden bahsedeceğim. Bunu ben Campbell'a baktım. Campbell aşırı detaylı her zamanki gibi anlatıyor. O yüzden ben bunu bir ÖABT kitabından anlatmaya karar verdim. Çünkü orada çok karmaşık kavramlar var. Ha, ÖABT kitabının eksikliğini tabii ki oradan bakarak tamamlıyorum. Hani sadece bundan gitmiyorum. Ama ben bu konuyu anlattıktan sonra siz de bir Campbell'dan göz gezdirirseniz daha iyi olur diye umuyorum arkadaşlar. Ben şimdi bu kitaptan anlatıyorum. PGM'den anlatıyorum bu arada. Bunu da söyleyeyim. PGM'in canlıların oluşumu ve evrim konusundan devam edelim. Şimdi arkadaşlar bazı hipotezler var dedik. Şimdi o hipotezlerden başlayacağız. Şimdi bilim insanları ta ilk zamanlardan beri işte acaba canlılar nasıl oluştu? Bunlarla ilgili araştırmalar neler? Bunun gibi araştırmalar yapmaya başlıyorlar. Tabii ki birçok hipotez atıyorlar ortaya. Bizim için böyle daha çok öne çıkan hipotezler var. Bu hipotezlerden bahsedeceğim. Arkadaşlar birincisi abiyogenez yani kendiliğinden oluş hipotezidir. Hemen yazıyorum. Şöyle bir diyorum. Abiyogenez yani kendiliğinden oluş. Kendiliğinden oluş hipotezi. Hipotezi biraz uzun yazdım ama neyse. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bizim bir evrim hocamız vardı. Çok da güzel anlatırdı. Tarafsız olarak anlatıyorum tamamen. Kesinlikle şurada doğrudur, şurada yanlıştır demeyeceğim. Sadece anlatıp geçeceğim arkadaşlar. Evet şimdi Aristo arkadaşlar abiyogenez hipotezinin ilk ortaya atan kişidir. Aristo. Aristo dediğimiz bilim insanı diyor ki döllenmiş yumurtada, daha sonra hayvanların leşinde, cansız varlıklarda yani önümüze ne çıkarsa onların hepsinde birer aktif öz vardır. Bu aktif öz zamanı geldiğinde ortam koşulları uygun olduğu zaman işte bir anda can bulur ve canlı haline gelir diye söylemiş arkadaşlar. Biz buna abiyogenez hipotezi diyoruz. Bakın biyo ne demek? Canlı demek. Biyo canlı. Oluşum, genez hani oluşum anlamında alabiliriz. Bir şeyin başına, bir kelimenin başına a an gibi ek getirdiğimiz zaman ne oluyor? Tam tersi. Cansızdan canlı oluşumu demektir arkadaşlar. Abiyogenez hipotezi. O zaman yazalım. Aristo'ya göre döllenmiş yumurta hayvan leşi ve cansız maddelerin içinde aktif öz bulunur.
aktif öz bulunur. Bu yapı ortam koşulları uygun olduğunda canlı haline gelir. Tabii ki bununla ilgili deneyler yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi bu deneylerden bahsedeyim size. Şimdi bununla ilgili Francesco Redi ve Louis Pasteur dediğimiz iki bilim insanı var. Özellikle Pasteur bizim için önemlidir. Çünkü ilk mikrobiyolojik canlıyı bulan kişidir arkadaşlar Louis Pasteur. Şimdi bu iki bilim insanı Aristo'nun görüşüne göre deney yapıyorlar. Bu deneyi de şöyle yapıyorlar. Deneye göre bakın iki tane kavanoz var. Kavanozlardan ikisine de kokuşmuş et koyuyorlar. Bu kokuşmuş etin kavanozun birinin ağzını açık bırakıyorlar. Diğerinin ağzını kapatıyorlar arkadaşlar. Tabii sinek giremeyecek kadar kapatıyorlar. Ağzı açık olanda sinek ve böcekler oluşuyor. Ama ağzı kapalı olanda sinek ve böcekler oluşmuyor. O zaman ne olur? Bakın eğer ki kokuşmuş ette aktif öz varsa, bakın Aristo'ya göre bütün her şeyde var aktif öz. Eğer bunun içerisinde aktif öz varsa o zaman ağzı kapalı olanda da sinek ve böcek oluşumunun gözlenmesi gerekiyordu. Ama gözlenmediği için bu hipotez ne almıştır? Çürütülmüştür arkadaşlar. Ya Aristo hani o kadar farklı düşünüyor ki, diyor ki Aristo işte tarladaki taşların içinde bulunan aktif öz keçileri oluşturmuştur. Nehire dökülen söğüt yaprakları, bunların içerisinde bulunan aktif öz ördekleri oluşturmuştur. İşte kokuşmuş etteki kurtçuklar yine aynı bu şekilde oluşmuştur gibi sözler söylüyor. Hani bu tür hipotezler ortaya atıyor. Tabii bunu dediğim iki bilim insanı çürütüyor arkadaşlar bu hipotezi. O zaman yazalım. Şöyle diyor. Aristo'ya göre tarladaki taşlar, keçileri nehirdeki yapraklar, ördekleri. Daha sonra arkadaşlar ne dedik? Kokuşmuş et sinekleri oluşturur. Böyle bir söylemler ortaya atıyor. Ama bunu çürüten kimdi arkadaşlar? Francesco Redi. Şöyle düzgün yazalım. Francesco Redi ve Louis Pasteur. Louis Pasteur arkadaşlar. Deney yapıyor. Neymiş deney? Bakın deneyin. Bakın birincisinde arkadaşlar. Şimdi bir sürü kavanoz var tabii ama ben buraya iki tane çizeceğim. Şöyle çok da kalabalık yapmaya gerek yok. Şimdi birincisine yine getiriyorlar. Kokuşmuş eti koyuyorlar. Kokuşmuş et. Aynı kokuşmuş et burada da var. Şöyle içinde boyayayım. Kokuşmuş et. Arkadaşlar bunun ağzı açık. Ağzı açık. Bunun ağzı kapalı. Ağzı kapalı. Normalde eğer Aristo'nun söylediği doğru olsaydı ne olurdu? Ağzı açık olanda da ağzı kapalı olanda da sinek ve böcekler oluşurdu. Ama ağzı açık olanda sinek ve böcek oluşurken ağzı kapalı olanda sinek ve böcek oluşmamıştır. O zaman yazıyorum sonuç. Ağzı açık olanda sinek ve böcek oluşmuş. Kapalı olanda oluşmamıştır. Oluşmamıştır. Böylece hipotez çürütülmüştür. Evet, bu şekilde biz abiogenez hipotezini açıklamış olduk. Unutmayın, abiogenezi kim ortaya atıyor? Aristo atıyor arkadaşlar. Şimdi geliyoruz biyogenez görüşüne arkadaşlar. Bu da canlıdan oluşma görüşüdür. Şimdi abiyogenezin tam tersi. Abiyogenezde neydi? Cansız varlıklardan canlılar oluşuyor diyordu. Biyogenezde ise canlı varlıktan canlı oluşumu, yani
Aslında şöyle diyorlar. Diyorlar ki ortak bir ata var. Bu atadan yeni canlılar oluşur diyorlar arkadaşlar. Biyogenez görüşü böyle ortaya çıkmış. Bunu yine Louis Pasteur arkadaşlar 19. yüzyılda bir deney yapmış ve bu deneyle kanıtlamıştır. O zaman şimdi biyogenez görüşüne bakalım. Biyogenez hipotezinin alt hipotezleri de var arkadaşlar. Bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi şöyle 2 diyorum. 2. Biyogenez yani canlıdan oluş hipotezi. Evet, ikinci hipotezimiz de bu. Şöyle uzaklaştırayım şunu. Evet. Şimdi arkadaşlar burada tabii farklı bilim insanları bunu ortaya atıyorlar. Neydi bizim hipotezimizin temel kaynağı? Canlılar ortak bir atadan gelir. Ortak bir atadan gelir görüşüdür. Yani ortak bir atadan derken daha önce var olan bir canlıdan oluşmuştur görüşü. Arkadaşlar Pasteur bir deney yapıyor. Bakın 19. yüzyılda Pasteur bir deney yapar. Şimdi bu deneyin basamaklarını anlatıyorum size. Deneyin birinci basamağında şöyle yapıyor. Bir cam kavanoz oluyor arkadaşlar. Cam kavanozun içerisine şeker ve maya hücrelerini koyuyor. Bu cam kavanoz kuğu boyunlu bir cam kavanozdur. Yani kavanoz dediğim şöyle nasıl diyeyim size laboratuvar ortamında kullanılan bir yapıdır arkadaşlar. Bir alette şöyle yapısı şu şekilde bakın. Şöyle bir kavanoz ve bunun boyunu şu şekilde oldukça dar bir yapıya sahiptir. Şimdi bunu alıyor, kaynatıyor. Bunu arkadaşlar şöyle alıyor. Şurası bizim zeminimiz olsun. Burada ateş veriyor ve kaynatıyor. Ne kadar süre kaynatıyor? Bakın kavanoz 1 saat kaynatılır. 1 saat kaynatılır. Şu an yani 19. yüzyılın başlarında zaten şu an hiçbir şey bilinmiyor. Proteinin yapısı, enzimin yapısı hiçbir şey bilinmiyor arkadaşlar. Yani buna göre gidiliyor zaten hani deneyler üzerine. Daha sonradan bunlar ortaya çıkıyor. İçerisinde ne var peki? Şeker ve maya var. Maya şekeri görürse ne olur? Besin sonuçta ne yapacak? Bunu kullanıp işte üreyecek. Ama bunu atmış, kaynatmış. Arkadaşlar kaynattıktan sonra bir süre bekliyor. Bakın bir süre bekler. Bir süre bekler ve hiçbir gelişim olmaz. Hiçbir gelişme olmaz. Peki sonra ne yapıyor? Sonrasında arkadaşlar bu cam kavanozun boyun kısmını yani şu kısmını kesiyor. Şöyle yine bunu alıyor. Sonrasında bakın cam kavanozun boyun kısmını keser. Boyun kısmını keser. Sonuçta burası kuğu boyunlu olduğu için çok dar bir yapı olduğu için toz tanecikleri işte mikroplar giremiyor arkadaşlar içerisine. Ve tamamen izole bir ortam. O yüzden burada hiçbir gelişme olmuyor. Bu kuğu boyununu kesince, boyun kısmını kesince ne olacak bu sefer? Ağzı açık olduğu için bakteriler, mikroplar, mantarlar hepsi içerisine girebilecek mi? Girebilecek arkadaşlar. Ucunu kırdıktan sonra bakın bir süre sonra gelişme olur ve mikroorganizmalar görülür. Zaten Pasteur ilk mikroorganizmayı bulan bilim insanı olduğu için bunları kolaylıkla bulabiliyor, görebiliyor. O yüzden mikroorganizma gelişimini incelemiştir. İşte bu şekilde arkadaşlar Louis Pasteur bir deney yaparak canlıdan oluş yani biyogenez hipotezini ispatlamış oluyor. Tabii tam bir ispatlama durumu değil. Çünkü bunun alt hipotezleri var arkadaşlar. Şimdi geliyorum alt hipotezlere. Nedir bu alt hipotezler? Birincisi panspermia hipotezi. Başlığımız bu şekilde. Arkadaşlar nedir panspermia hipotezi? Şimdi bu hipoteze göre diyorlar ki hayat yeryüzüne başka bir gezegenden gelmiştir diyor. Tamam başka bir gezegenden geldiğini varsayalım. Peki bilinmeyen bir zamanda diyor ki uzay boşluğuna dağılmış olan sporlar ve tohumlar işte dünyaya geliyor. Daha sonra burada işte büyüyüp gelişerek hayatı başlatıyor diyor.
Tamam peki geldiler diyelim ki. Bu gelirken UV ışınlarından, daha sonra sıcaklıktan, basınçtan, sonuçta arkadaşlar bunlardan bizler çok büyük etki görüyoruz, değil mi? Sporlar dayanıklı hücreler olabilirler. Ama şiddetli sıcaklığa veya işte UV ışınına dayanamayacak kadar şeydirler. Nasıl diyeyim size? Sözü bulamadım ama siz anladınız. Dayanıksızdırlar. Aynen, dayanıksızdırlar. Buna baktığımız zaman, o zaman panspermiya hipotezi doğrulanabilen bir hipotez mi? Kesinlikle hayır arkadaşlar. Ayrıca bu hipotez, hani diyor ya başka bir gezegenden hayat gelmiştir diye. Peki orada nasıl başladı hayat? Bunu da açıklayamıyor. Panspermiya hipotezi bu şekilde bir hipotezdir. O zaman yazalım. Bu görüşe göre hayat yeryüzüne başka bir gezegenden gelmiştir. Uzay boşluğuna yayılan sporlar ve tohumlar dünyaya gelerek hayatı başlattı ya da canlılığı başlattı diyebiliriz. Tamam, buna göre böyle. Peki diyorum. Bakın peki. Peki. Gelirken sıcaklık, bakın sıcaklık, basınç, UV ışınları. Bunlardan nasıl korundular? Birincisi bu. Birinci sorumuz bu. Peki ikinci sorumuz ne? İkinci sorumuz da geldikleri gezegende hayat nasıl başladı? Hayat nasıl başladı? İşte bu iki soruya arkadaşlar cevap bulunamıyor. Bu yüzden de panspermi hipotezi de geçerliliğini yitiriyor tabii ki. 17 dakika olmuş arkadaşlar. Burada kalalım. Panspermiya hipotezinden sonra ototrof, heterotrof görüşlerini açıklayacağım. Şimdi bu ikisi birbirine birazcık bağlantı da ototrof, heterotrof. O yüzden ayrı ayrı videolarda vermeyeyim. Sonraki videoda ototrof ve heterotrof görüşlerden devam edeceğiz. Ayrıca canlıların evrimiyle ilgili olan görüşlerden, Lamarck'ın evrimle ilgili olan görüşlerinden, Darwin'den bahsedeceğiz arkadaşlar bir sonraki videoda. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.